Evet sevgili öğrenciler, yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı kural bulmak. Sayfa 92. Şimdi benimle birlikte tahtaya bakın. Burada da yazdığım gibi konumuz kural bulmak. Örneğe geçiyoruz. Kuralı bulunuz diyor. Sana bir tablo verecek. Tabloda giren ve çıkan olacak. Giren 3, 4, 5, 6. Çıkan ise 3 olmuş 18. 4 olmuş 24, 5 olmuş 30, 6 olmuş 36. Nasıl bu şekilde girmiş, nasıl böyle çıkmış diye senden istiyor. Şimdi bakıyoruz. 3'ü neyle çarparsam 18 olur. 3'ü çarpıyorum bir sayıyla eşit olsun 18'e. Neyle çarparsam? 2 ile çarparsam 18 olmaz. 3 ile çarparsam olmaz. 4 ile çarparsam olmaz. 5 ile olmaz. 6 ile çarparsam 3 çarpı 6 eşittir 18. Bunu buldun mu? Evet. 6'ya çarpılmış. 3 çarpı 6 olmuş. Bunu buldum. Burada 6 yazıyorum. Şimdi ikinci sayıya bakıyoruz. İkinci sayıya girin diyor. Giren 4. Çıkan ise 24. Giren 4, çıkan ise 24. Yani bu sayı neye çarpılmış? 4 çarpı bir sayı eşittir 24. Yani ben bu sayıyı bulurum. Bakalım aynı şekilde 6 mı? İlk önce 6'yı koyuyorum. 4 çarpı 6 eşittir 24. Yani neymiş? Burası da aynı şekilde 6'ya. 6 ile çarpmış. Şimdi 5'ine geçiyoruz. 5 olmuş 30. 5 olmuş 30. Burası 6, burası 6. İlk önce 6 ile başlıyoruz. Yani diyoruz ki 5 çarpı 6. Bakalım 30 çıkar mı? 5 çarpı 6, 30. Evet. Yani burası da 6. Şimdi son sayımıza geçiyoruz. Son sayımız 6. 6 çarpı kaç yaparsam eşittir 36? Bu 6, bu 6, bu 6. Buna da gelince 6 yaz bakalım çıkacak mı? 6 çarpı 6. Evet, 36 yapar. Yani burası da 6. Aynı şekilde kitapta yazdığı gibi diyor ki 6'ya çarpmak. 6 ile çarpmak. Sen böyle yazmak zorunda değilsin. İlk önce yazdın ama sonra sileceksin. Çünkü sadece bir defa 6 yazacaksın. Kural 6 ile çarpmak. Sadece bu kadar. Şimdi başka bir örneğe geçiyoruz. Aynı şekilde ikinci örnekte diyor ki kuralı bulunuz. Giren sayılara bakıyoruz ve daha sonra çıkan sayılara da bakıyoruz. Burada sayılar girerken küçüktü. Sonra büyük oldu. Yani ne yaptık? Çarpma işlemiydi. Ama şimdi buradaki sayılara bakıyorum. İlk önce giren sayılar büyük ve çıkan sayılar küçük. Yani çarpma işlemi değil. Unutmayın. Çarpma işlemi değil. Peki çarpma işlemi değilse peki nedir? Bölme işlemi aklımıza geliyor. Şimdi diyorum ki 72 bölü kaç yaparsam eşit olur 8'e. 72 bölü kaç yaparsam eşit olur 8. Düşünelim. Ben çarpım tablosunda öğrendim ki 8 çarpı 9 eşittir 72. Peki 72 bölü 8 olur kaç? Tabii ki 9. Evet. Burası 9.
Yani ilk sayım kuralı 9. Sonra bunu siliyoruz, buna gerek kalmıyor. 9 küçük bir sayıyla burada yazıyorum. Çünkü daha sonra sileceğim. Burası 9. Bakalım burası kaç? Aynı şekilde diyorum ki 63 bölü kaç yaparsam 7 çıkar sonucum? 63 bölü kaç yaparsam sonuç 7 çıkar. İlk önce ben burada 9 dedim. Gelin 9'u kullanalım. Bakalım doğru mu? Ben çarpı tablosunda öğrendiğim ve biliyorum ki 7 çarpı 9 eşittir 63. Peki 63 bölü kaç eşittir 7? Bölü 9. Yani aynı şekilde burası da 9. Bunu siliyorum ve burada 9 yazıyorum. Bakalım burası da ve burası da aynı şekilde 9 olur mu? 54. Burasını silelim tekrardan. 54 bölü kaç yaparsam 6 olur sonuç. Ben çarpım tablosunda öğrendiğim için biliyorum ki 6 çarpı 9 eşittir 54. Peki 54 bölü kaç eşit olur 6? Tabii ki 9. Burada yazıyorum 9. Burası da 9 oldu. Burasına da küçük bir 9 yazıyoruz. Ve tekrardan bunu siliyoruz. İşimiz bununla kalmadı. 45 girerken 45. Ya çıkarken olmuş 5. Aynı şekilde diyoruz ki 45'i neye bölersem 5 olur. Burada 9 olduğu için, burada 9 olduğu için, burada da 9 olduğu için aynı şekilde yazıyoruz. 9 ve burası da 9. Peki bundan ne sonuç çıkıyor? Kuralımız, bunları siliyoruz. Öğrendik ki 9. 9 ile bölme. Bu da sonuç. Unutmayın. Buradaki sayı büyük imiş, küçük olmuş. Burada büyük, burada küçük. Burada büyük, küçük. Büyük, küçük. Ama diğer örneğe bakarken hayır. İlk önce küçük sayıymış. Küçükten büyüğe doğru. O yüzden çarpmak. Ama büyük ise, küçük olmuşsa bölme. Sana ne örnek verirse, ne soru verirse aynı şekilde bu yöntemle kuralı bulabilirsin. Şimdi benimle birlikte sayfayı çeviriyoruz ve diyor ki çarpma işlemi. Bir önceki derste aynı şekilde biz çarpma işlemi yaptığımız için aynı şey. Sadece rakamı biraz büyük yapmış. Onun için sorun değil. Çok kolay, siz de yapabilirsiniz. Ve tekrardan sayfayı çeviriyoruz benimle birlikte. Sayfa 102'ye geliyoruz. Diyor ki bölme işlemi. Bu bölme işlemi biraz daha farklı bir şekilde. İlk önce konuyu yazıyoruz. Bir önceki derslerde bölme işlemi aldık. Ama burada biraz daha farklı. Şimdi ne farklı diye görürüz. Tahtayı siliyoruz ve konuya geçiyoruz. Konumuzun adı bölme işlemi. Örnek ve ikiye bölelim. Eğer gelirsek bölmeden bir örnek verelim. Mesela 49 bölü
7. 18 bölü 3. 12 bölü 4. Gelin birlikte bunları çözelim. 49'u 7'ye bölersen eşittir 7. Niye? Çünkü 7 çarpı 7 eşittir 49. 18 bölü 3 eşittir 6. Çünkü 3 çarpı 6 eşittir 18. Tam sayı. 12 bölü 4 eşittir 3. Çünkü 3 çarpı 4 12 eder. Şimdi diyeceksiniz hocam hiçbir fark yok. Sen dedin ki az önce farklı. Evet, bunda fark yok. Bakın tam sayı çıktı. Ama bazen bana bir sayı veriyor. Diyor ki bunu böl. O zaman kalan oluyor. Yani tam sayı olmuyor. Şimdi bunları silmiyorum ve bu taraftan sizin için örnek veriyorum. Kitaptan örnek alalım ve aynı şekilde sayfa 102'deki örneği sizin için çözeceğim. Diyor ki 49 bölü 3. 49 bölü 3. Şimdi bunu çözelim. Eğer buraya bakarsam 49'u 7'ye bölerken 7 çıktı. Tam sayı hiç problem değil. Ama burada 49 bölü 3. Benim tam sayım yok. 3'e çarpınca 49 çıksın. O yüzden başka bir yöntem kullanıyorum ve diyorum ki 9'u 3 haneye böleceğim. Pardon, 49'u. Bu 1, bu 2, bu 3. 49'u 3 haneye bölersem ilk önce 49'dan kaç onluk var? 4 onluk var. 4 onluk. Yani 4 tam 10. Bir onluk. İki onluk. Bu da 3. Ama ben dedim 4 onluk. Yani aynı şekilde olması için sonuncu onluğu da aynı şekilde buraya aktaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Ve 9 daha var. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bakarsan biz dedik ki bölüde hepsinin aynı olması gerekiyor. Yani burada 8 varsa burada da 8 olmalı. Burada 8 varsa burada da 8 olmalı. Yani hepsinde 8 olmalı ya da 9 olmalı ya da 10 olmalı. O yüzden eşitlememiz gerekiyor. Bütün haneleri eşitlememiz gerekiyor. Bu 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada 17 var. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu 17, bu 16. Peki ya bu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Bu 16. Bu 16. Buysa kaç? 17. Yani bir tane buradan alıyorum ve buraya yazıyorum. Şimdi bakalım üçü de eşit mi? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 ve bir kala yapabiliriz. Yani bir tane kaldı. Tamam mı? Ama bakarsak buraya hiç sayı kalmadı. Bu yüzden diyordum ki bunun birazcık bundan daha farklı. Yani kalan sayımız var. Kalan sayı. Kitaptaki bütün örnekleri aynı şekilde benim gibi yapabilirsiniz. Sadece dikkat ettiğiniz şey bu. Bütün hanede aynı sayı olması gerekiyor. Bütün haneyi eşitlemek senin elinde. Burası kaçsa burası aynı ve burası da aynı. Bir önceki soruda, yani şimdiki soruda ben çözdüğümde burası 17 idi. Burası 16 ve burası da 16. Yani burası biraz daha fazla, bir tane fazlaydı. Çıkarttım dışarıya ve buradan sildim. Dedim ki 16, 16, 16. Yani 49 bölü 3 eşittir 16 ve 1 kala. Bütün örnekler böyle çözülür. Hiç problem değil, çok kolaydır. Sadece biraz pratik yapabilirsiniz. Ve yeni bir konuya geçiyoruz. Zihinsel hesaplama bölmede. Aynı bir önceki derste anlattığım gibi. Yani zihinsel hesaplama sana kalmış bir şey. Sen yapabilirsin bunu ve çok kolaydır. Kitaba bakarsanız 18 bölü 3 eşittir 6. Bu da tam sayı. 180 bölü 3 eşittir 60. Sıfırı buraya koyuyorsun ve kalan sayı bölüyorsun. Yani bir örnek verirsek 18 ve 180 örneği veriyorum. Zihinsel hesaplama yazıyoruz. Burada zihinsel hesaplama bölmedi. Zihinsel hesaplama. Bu örneği silmiyorum. Önümüzde olsun. 18 bölü 3. 180 bölü 3. Şimdi kırmızı renkle çözelim. 18'i 3'e bölürsek ne olurdu? 6 yapıyordu. Burada benim bir sıfırım var. O sıfırı getiriyorum, burada yazıyorum. Ve diyorum ki 18 bölü 3 eşittir 6. Eğer ki sıfır varsa ben o sıfırı yazıyorum. Ve daha sonra sayıyı bölüyorum. En kolay şekli. Kitapta çok örnekler vermiş. Hepsini yapabilirsiniz. Çok kolay. Ne kadar çok örnek yaparsanız çözerseniz işiniz kolaylaşır ve daha pratik olur. Şimdi diyor ki bölme sonucu tahmini. Aynı şey tahmini. Yani yuvarlıyorsun. İlk önce sayıyı yuvarlıyorsun ve daha sonra bölme işlemine geçiyorsun. Sizin için örnekler vermiş sayfa 106. Çok kolay yapabilirsiniz. Aynı şekilde sayfa 108 ve 109 örnekler vermiş. Ve sonra diyor ki bölmede sıfırın rolü. Sıfırın rolü bölmede. Sadece bunu dikkat edin. İlk önce sıfırı koyuyorsun ve daha sonra işleme geçiyorsun. Yani senin yaptığın şey ilk önce sıfırı koyuyorsun, dokunmuyorsun yani sıfıra. Çünkü bölersen ve çarparsan hep sıfır olur. O yüzden diyorum ilk önce sıfırı koyuyoruz. Umarım bahsettiğim, anlattığım tüm konuları anlamışsınızdır.
Umarım dersimden faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.